O kızın ehli dalalet baktılar ki o ehli dal kim? O mezhepsizler. Sahabeye dil tutan müştehidinlerle müsavat davasına baktılar ki müştehidinlerle iş bitmiyor. Yani müştehidlere itiraz etmek iş bitmiyor. İş daha bitmez. Daha gider, geleceğe gire de. Şimdi müştehidlerin fetvalarına karşı çıkıyorlar, sahabeye karşı çıkıyorlar ya. Bitmedi daha. Arkası gelecek onların. Daha arkası kademe kadem, merdiven merdiven, basamak basamak. Birin otursun ondan sonra. He. Oturmadan gelmiyor. Müştehidlerle iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yani müştehidlerin yüklendiği vazifede yalnız nazaret-i diniyedir. Halbuki bu kısım ehl-i dalalet zarurat-i diniyeyi terk ve tağrid etmek istiyorlar. Yani dini hükümlerini bazen değiştirmek için çaba sarf edecekler. Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazı var mı? Yok. Namaz. O zaman namazı yok. Allah razı olsun. Sabah öğlen akşam kılın diyor yani. Bir sabah öğlen akşam kılın. Üç vakit. Ama Resulullah beş vakit kılmış. Resulullah bilmiyordu akşama kadar. Öyle mi? Sahabe bilmiyordu. Sen bildin ha? İşte tabiinden bir tanesi diyor ki sahabenin birine. Mevzumanda ihtiyar nenelerinizin dinine tabi olun diyor hadis. Çünkü sizin neneniz, bizim nenelerimiz öyle bir iman etmişler ki anlamasalar da, okumasalar da ben oğlum, evladım, yavrucuğum ben de böyle öğrenmişim. Ben de diyor beş vakit namazda kafamı aldım, peçemden kafamı aldım, ters bir içeri. Ne dersen de kulağa giriyorum diyor. İman, iman onu kulağa öyle atlamış ki başka bir şey sokmuyor. Biz öyle olalım da iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkülle saadeti dair eden hem dünyamızın hem ahiretimizin mutluluğunu getirir arkadaşlar. İman budur. Yoksa oradan biri söylüyor, ona göre yürür. Rüzgar buradan esiyor, bu tarafa giderim. Rüzgar buradan esiyor, bu tarafa giderim. Ya bırakalım bunları. Düşmanımız çok zaten yahu. İçten içten çok düşman var yahu. Bunlara gerek var mı? Ya sahabe efendim, biz onu uzak duralım. Allah sonumuza kalesin. Evet. İşte onlar ehl-i dalalet zaruret-i diniye terk ve tahir etmek istiyor. Yani değiştirmek istiyorlar ve terk etmek istiyorlar. Ve onlardan daha iyi deseler, yani işte müştehitlerden daha iyi deseler, sahabeden daha iyi deseler, meselelere tamam olmuyor. Yani bir de iştah çıkarır, bir de müştehitlerden bazı, buranın ayetlerden iştah edebiliriz deseler, mesele tamam olmuyor. Çünkü müştehidin nazariyata ve kati olmayan teferruata karışabilir. Müştehitler bazı nazari olan ve kati olmayan hükümlerden hüküm çıkarabilirler. Yani kesin ayetlerden hüküm çıkarılmaz. Beş vakit namaz, namaz kılan emir var mı? Var. Muhakim edilmez. Bunun gibi. Bu mezhepsiz ehli dalalet, zaruret-i diniyede dair fikirlerini karıştırmak ve kabili tedbirli olmayan, değiştirmesi mümkün olmayan mesaili tedbir etmek, değiştirmek, yani reform yapmak ve kat'i erkan-ı İslam, İslam'ın erkanlarına ve kabili tedbirli olmayan, değiştirmesi mümkün olmayan, mesaili tedbir edilmeyen etmek ve kat'i erkan-ı İslam'a karşı gelmek istediklerinden elbette zaruret-i diniyenin hameleleri, dinin zaruri, mesela beş vakit namaz, oruç, hac, zekat, içkinin haramlığı, para, faizin haramlığı, işte şu bu. Her neyse, bazı kesin hükümler var. Zaruret-i diniyenin hameleleri ve direkleri olan hamele nedir? Taşıyıcıları, yani o dini bize taşıyan, Resulullah'tan bize taşıyan hameleleri ve İslam'ın direkleri olan sahabelere ilişecekler. Heyhat, heyhat. Değil bunlar gibi insan suratındaki hayvanlar, belki hakiki insanlar, hakiki insanların en kamiller olan evliyanın büyükleri, evliyanın büyükleri sahabenin küçüklerine karşı müsavat davasını kazanamadıkları gayet katli bir surette 20. sözde ispat edilmiştir. Yani bırak böyle aptalları diyorsun, bırakın bunları. En büyük evliyalar bile sahabenin en küçüğe daha yetişemezler diyor. Sahabenin en küçüğü, yani en son giren, en böyle geride kalan bir sahabe. Kim durur mesela? Herkesin elbetesi, bir şey Hamza'yı öldüren, Hazreti Hamza şeyden vahşi var ya. O sahabe oldu. Allah Resulü onu bir zaman gözüme görükme dedi. Ama sonra peygamber geldi, mescide bulundu. Ya ben, Müslüman olup da namazsız giden sahabe de var ya. Var, tabi var. Sabah Müslüman oldu, işte cihazda bir şey oldu. Şimdi hep bunlar işte gazi şey. Şimdi Üstad burada ifade yapılırken kime karşı bu? Üstad'ın sözü bunda, ben söylemiyorum bunu ya. Ben söylemedim, bağlasmayın. Ne oraya bağlı. Heyhat! Değil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlar, belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamiller olan evliyanın büyükleri dahi, en büyük evliya, İmam-ı Gazali, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Muhyiddin Arabi, Bediüzzaman Saadet Nursi dahil,
dahi sahabenin en küçüğüne yetişemiyor diyor burada. Bu işin şakası yok. Bütün 124 bin evliya ve müştehidinlere hiçbir bu sahada bir fikir mevki için söyleyememişken günümüzün insanlardan ne oluyor Allah aşkına? Ya, ne yapıyoruz? Ne adına? İslam'a hizmet adına. Allah aşkına senin gayrı İslam'a hizmet ediyor. Bilmeden sakın ihanet hiç olmuyorsun ya. İslam'a hizmet ederken Müslümanları birbirine düşünmeyesin sakın. Müslümanların kafasına karıştırmayız. Zaten kafamız karışık. Zaten kafamızı karıştırıyorlar bir türlü. Bir de sen karıştırma ya. Sen tanıyoruz, seviyoruz biz sizleri. Büyükleri dahi sahabenin küçüklerine karşı müsavat davası kazanamakları katil bir surette 27. sözde ispatılmıştır. Allahümme salli ve sellim ala Resulü kellezi kâle la tesubbu eshabi le enfâk ehadukum misle ehadin zehab ma belaga nisfe muddin min eshabi sadaka Resulullah subhaneke la ilmena illa muallemtena inneke entel alimul hakim sadakallahul azim. Allah Resulü için, bütün ümmet için ve bizim salahımız için, geçmişlerimizin ruhu için,